Herkese iyi akşamlar. Ben Barış Buran. Fatih Börekçi ile beraber hazırlayıp sunmaya çalıştığımız programımız Ses Kaydı'nın bu haftaki konuğu Sarp Maden. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldin Sarp. Nasılsın? İyi. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. İyiyiz valla, sağ ol. Biz iki davulcu olarak Volkan Öktem'in nasıl önüne geçeriz bilemedik. Bir yerden başlamak lazım deyip seni programa davet edelim dedik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Demin kaldığımız yerden istersen devam edelim. Biraz kendinden bahsetsen ne dersin? Tabii. Demin müziğe nasıl başladığım hakkında konuşuyorduk. Rock çalarak başladım. Zaten genelde ortaokul çağlarında çoğu insan rock dinliyor gördüğüm kadarıyla. Yani lise orkestralarında falan cazdan ziyade rock grupları vardır. Slayer dinliyorduk mesela. Ben sizden tabii daha yaşlıyım, o yüzden Slayer yoktu o zamanlar. Ben Deep Purple, Hendrix, Iron Maiden, Led Zeppelin falan öyle 70'lerin gruplarını dinliyordum daha çok. O zamanlar benim en yakın arkadaşım, çocukluk arkadaşım Cengiz Baysal'la beraber müziğe başladık. Ben gitar çalıyordum, Cengiz de davul çalıyordu. Ve lise orkestrasında çalarken rock yanında başka müziklerin de farkına varmaya ve keyif almaya başladım. Ve ilgi alanım nispeten genişledi. Ve daha sonra yaptığım müziklerde de hani bir sürü farklı müzikten unsurlar olmaya başladı. Ama ilk göz ağrım olan rock'ın da her zaman müziğimde etkisi oldu. Yani rock gitar sound'unu hep kullandım hayatım boyunca. O zaman itibaren adanmıştım, başladım anladığım kadarıyla. Evet. Müzik geçmişine bakınca gerçekten bir müzisyen profili görüyoruz aslında. Yani tabii en başta hani müzisyen olmak gibi bir niyetim yoktu. Sadece hani bir hobi gibiydi. İstediğim yani bisiklet binmek, basket oynamak gibi bir şeydi gitar çalmak. Ama ondan sonra lise sona doğru gitgide daha fazla yer kaplamaya başladı hayatımda. Ondan sonra da lise biterken zaten hani insan hayata dair bir yön seçiyor. Seçmek zorunda kalıyor zaten. Evet. Ne yapacağım şimdi ben? Evet. O zaman da müzisyen olmaya karar verdim. Hala fikrimi değiştirmedim ama belli olmaz. Bakalım hayat ne gösterecek. Peki. İlk albümden bahsetmek ister misiniz? Peki şeye nasıl atıldınız? Yani çalmaya başladıktan sonra ne gibi müzikler çalarak hayatınızı kazanmaya başladınız? Yani direkt o caza başladınız mı? Yoksa ondan önce bir dönem geçti mi? Yani cazla ilgili çalışmalar yapmadan önce diğer müziklerden sahnede yer aldınız mı? Diğer müzikleri çaldınız mı? Bu süreci nasıl işte atlattınız? Önce rock çaldım. Ve o zamanlar lisedeydim. Liselerde konserler oluyordu lise orkestralarının. Ondan sonra şeyi fark ettim, müziğe dair biraz bir şeyler öğrendikten sonra müziğe dair hiçbir şey bilmediğimi gördüm. Ve elimden geldiği kadar kendimi geliştirmeye çalışmaya başladım. Ve hani o süreçte zaten devam ediyor. Çünkü insan... Yani müzik sonuçta bir dil. Evet. Ve hani dilde de öğrenilecek her zaman çok farklı şeyler var, farklı diller var. Çünkü aslında farklı müzik türleri farklı diller gibi. Ve her müzik türünün ona özgü başka özellikleri var diğer türlerde olmayan. Dolayısıyla eğer meraklı bir insansanız hayat boyu öğrenecek malzeme var. Ve genelde şey yapmaya çalıştım. Kendi sevdiğim müzikleri hem öğrenmeye hem de çalmaya çalıştım.
Ve o da zaten hani müzik hayatım boyunca devam eden bir süreç oldu. Hala da aynı yerdeyim. Yani mesela bir türe dair bir şeyler hem öğreniyorum hem ona dair bir şeyler yapmaya çalışıyorum, çalıyorum, kayıtlar yapıyorum. Ama ondan sonra ilgimi başka bir yöne doğru çevirip oraya dair bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani beraber çaldığım insanlarla da işte farklı projelerde de albümlerde de bunlar var. Yani mesela bir albümde daha böyle blues rock gibi bir şey yaparken başka bir albümde Latin müziği var bir şey yapabiliyorum. İşte değişiyor. Ama denemeyi seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Orada da improvizasyonun etkisi aslında bu bahsettiğiniz dil içerisinde bir kolaylık mı yoksa bir yolculuğun sonunda varılmış bir yer mi sizin için? Yani improvize çalmak sizin için bir kolaylık mı? Ya da nasıl gelişti bu süreç? Şöyle söyleyeyim. Kolaylık ya da zorluk açısından değil de spontane olmayı seviyorum. Çünkü çok erken yaşta şeyi keşfettim. Mesela şu anda doğaçlama konuşuyoruz. Yani ortak bir konu var ve karşılıklı söylediğimiz şeylerle bir yere doğru ilerliyoruz. Birbirimizi anlıyoruz. Evet. Ama sadece yazılı olan bir metni okusak bu anlık, bu spontane rahatlığımız olmayacak. Ve o metne bağlı kalmamız gerekecek. Ben özgür olmayı ve ana göre farklı yönlere gidebilmeyi çok seviyorum. Ve bunu hep tercih ettim müzikte. Dolayısıyla doğaçlama müzikler aslında kendi işlerini farklı türlere ayrılabiliyor. Mesela tamamen doğaçlama müzikler de var. Yani yazılı hiçbir şeyi referans almadan çalınan müzikler. Ya da yazılı, bir oranda yazılı bir yapı üzerinden doğaçlama da yapabiliyorsunuz. Yani klasik caz parçaları genelde öyledir. Bir tane parça vardır, melodisi vardır, bir akor yürüyüşü vardır. Sonra doğaçlama da o akor yürüyüşünün üzerine yapılır. Bunların hepsini yapıyorum. Yani genelde çaldığım müziklerin hepsinde yüksek oranda doğaçlama var. Ya tamamen doğaçlama ya da hani doğaçlama yüzdesi oldukça fazla. Tamamen yazılı şeyler zaten hani daha klasik müzik gibi müzikler oluyor. Onlar için de çok güzel şeyler var. Ama beklenmedik müzikal olaylar olma ihtimali çok daha düşük. Evet, tabii. Çünkü ne çalacağınızı biliyorsunuz. Yani rock'tan caza geçişte bu özgürlük isteğinin bir rolü var mı yoksa? Tabii ki var. Çünkü genelde rock formatında bir rock parçası vardır. Arada mesela bir solo olduğu zaman parçanın içinde hani kısa bir bölümde doğaçlama olur ve aynı zamanda şey de var. Doğaçlamadaki en önemli unsurlardan biri interplay denilen karşılıklı doğaçlama. Yani grup elemanlarının mesela davulcunun çaldığı bir şeyi basçının başka bir şey çalmasına sebep olabiliyor. Basçı piyanisti yönlendirebiliyor. Yani genelde mesela rock'ta hani altyapı sabittir ve hep aynı şey çalınır. Onun üzerine solo çalan doğaçlama çalar. Ama cazda herkes aynı anda doğaçlama çalıyor ve herkes birbirinin çaldığı şeyi yönlendirebiliyor. Yani ortada belirlenmemiş olan alan çok daha fazla. Evet. O işin en çekici taraflarından biri de o ve hani gerçek ustalar
çaldığı zaman gerçekten her çaldıkları zaman bir öncekinden çok farklı olabiliyor. Evet. Yani oradaki müziğin en önemli kriterlerinden biri insanın teknik olarak ne kadar usta olması, ne kadar işte zor şeyleri çalabiliyor olmasından ziyade ne kadar gerçekten doğaçlama çalıyor olması. Yani müzisyenlerin binlerce kere çalmış olduğu bazı kalıplar, paternler var. Ve karşıdan bakınca mesela bu çok zor ve çok gösterişli bir şey olabilir. Ama aslında bir milyon kere daha önce çaldığı bir şeydir. Doğaçlama çalınca, doğaçlama da insanın hani sürekli çaldığı şeyi tekrarlamasının çok fazla bir esprisi yok. Yani daha önce o çalan müzisyenin içinde taze olan, onun içinde bilinmedik olan şeyi ortaya çıkarması daha anlamlı oluyor. Çünkü aslında müzikte en anlamlı, en güzel anlar insanın yarattığı anlar. Yani mesela klasik müzikte bir besteci bunu bir müzik bestelerken yaşayabiliyor. Ama doğaçlama çalan bir müzisyen, bir caz müzisyeni bunu spontane olarak o anda yaşayabiliyor. Zaten instant composition diye bir terim var. Anda, anlık besteleme gibi tercüme edebiliriz. Yani önemli olan o yaratı anını yaşamak. Bu da insanın aşina olduğu ve sürekli yaptığı, çaldığı kalıplardan kurtularak taze yeni bir şey yapabilmesinden geçiyor. Burada aslında belki yani duygusallığın ötesinde entelektüel düzeyi çok yüksek bir müzikten bahsediyoruz değil mi sizin için? Aslında her şeyi kapsayan bir şey. Hı hı. Yani sonuçta... Yani daha çok akılla mı yapılıyor yoksa duyguyla mı desem? Hepsi. İkisi birden. Çünkü şey var. Yani sonuçta müzisyenine göre bir alan daha ağır basabilir. Hı hı. Yani mesela çok entelektüel olarak yüklü bir müzik olabilir ama duygusal olarak zayıf da olabilir. Ama öyle olmak zorunda değil. Yani insan bilincindeki her türlü unsur müzikte yer alabilir. Yani sonuçta duygulu bir müzik aynı zamanda çok zekice yazılmış bir müzik de olabilir. Tabii ki. O tamamen müzisyenin yapısına, potansiyeline, hayal gücüne bağlı bir şey diye düşünüyorum. Bu minvalde aslında çaldığınız gruplar biraz da öngörülemeyen, o anda belirlenen bir yaratım sürecinde olan bir tür aslında organizma gibi. Yani canlı ve o anda üreten, yaratan gibi belli bir konsept dahilinde tabii ki. Genelde evet, yer aldığım projelerde hani olaylar hep oldukça spontane şekilde gelişti. Yani bir beste olsa bile, yani benim ya da grup arkadaşlarımdan birinin getirdiği bir beste bile olsa o böyle çok hani beklenmedik, önceden benim tasarlamadığım başka bir şekilde, başka bir yöne gidebiliyor, başka bir şekilde evrilebiliyor. Hı hı. Ve şey de önemli tabii, insanın tavrı da çok önemli. Yani ben hani bunu tasarladım, getirdim ve böyle olacak gibi bir hani bir sürü kapıyı kapayan bir tavırla gelirseniz, o zaman başka insanların ortaya koyabileceği, katabileceği şeyleri de sınırlamış oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla eğer hani grup arkadaşlarınıza güveniyorsanız, gerçekten hani yaratıcı ve iyi müzisyenlerse,
o zaman onları çok çok fazla yönlendirmeye gerek yok. Ya da hiç yönlendirmeye gerek yok. Çünkü zaten mesela demin Volkan Öktem'den bahsettiniz. Ben Volkan'la çalıyorsam benim Volkan'a çok fazla bir şey anlatmama gerek yok. Yani o zaten benim bir şey söylememe gerek olmadan müziğin gerektirdiği şeyi ortaya koyabilecek birisi. Dolayısıyla ben şeyi düşünüyorum. İnsanlarda böyle sözel olmayan bir bilgi oluşuyor zamanla müzisyenlerde ve çok fazla konuşmaya gerek kalmadan zaten hani müziğin gerektirdiği şeyi yapabiliyorlar. Önemli olan işte bu insanları bulup onlarla çalışmak. Evet. Aslında buradan yola çıkarak kayıtları nasıl yaptığınızı sorsak size, yani tabii ki her albümde başka teknikler kullanıyorsunuz veya başka stüdyolarda çalışıyorsunuz ama bunu bize birazcık daha açsanız, yani aklınıza gelen şu albümü şurada kaydetmiştik ve şöyle bir yöntemle kaydetmiştik, diğer albümü işte şu yıllarda başka bir yöntemle kaydetmiştik şeklinde en azından dinleyenler bu konuda aydınlanmış olurlar. Yani hangi yöntemlerle kayıtları yaptığınızı. Ya da şimdi yapsanız mesela nasıl yaparsınız? Bir farkı var mı? Neden tercih ediyorsunuz? Gibi. Şimdi aslında tek bir çalışan formül yok. Biraz da hani müziğin kendisi bunu belirliyor. Ama genelde caz albümlerinde hücum kayıt denilen beraber hani çalınan kayıtlar yapıyoruz. Onun da sebebi öbür türlü parçanın bir şekilde maketini yapmak gerekiyor. Yani her şey belli. İşte şurada şu bölümde bu kadar uzunlukta bir solo olacak, sonra bu pasaj olacak falan filan. Ama caz kayıtlarında bunlar çok belirlenmiyor. Yani bir hani plan olabilir, diyelim ki işte önce melodiyi bir kere çalıyoruz, ondan sonra işte piyano solosu oluyor, ondan sonra gitar solosu oluyor falan gibi. Ama her take'de, take hani parçanın bir kere kaydedilmesini işte bir take deniyor. Her seferinde farklı çalınabiliyor. Farklı bir solo olabiliyor. Ve gruptaki diğer müzisyenlerin çalış şekilleri bana daha başka bir şey çaldırabiliyor. Ya da işte bir sefer çalıyoruz, bir şey çıkıyor ama ikinci sefer bambaşka bir şey çıkabiliyor ve o aradan onu seçiyoruz. Tabii şey olabiliyor, mesela diyelim ki parçayı çaldık birkaç kere ve bunlardan bir tanesi en çok hoşumuza giden oldu, onu seçtik ama orada işte birisi solosunu sevmedi, onu tekrar çalabiliyor isterse. Ve tabii hani bir şekilde sesler birbirine karışmamışsa. Ama olmayabiliyor da. Yani önceden o hani bir şekilde bilinebilecek bir şey değil. Tabii duruma bağlı. Tabii şey de olabiliyor. Çenem düştü, o yüzden devam ediyorum. Çok güzel. Mesela bazı albümlerde şey yapabiliyoruz. En son Maden Öktem Ersönmez diye bir proje yaptık. Volkan Öktem, Alper Sönmez ve benim olduğum. Orada mesela bazı parçalar stüdyoda çalındığı haliyle kaldı. Ama bazı şeylerde üzerine tekrar çaldık. Özellikle gitarları. Çünkü birden fazla gitar sesi kullanmak istedim ve çaldıktan sonra değişik partileri farklı gitarlarla denedim. O zaman da hani davullar canlı ama gitarlar cansız gibi oldu. Ya da mesela çaldığım şeylerden bir tanesini tutup başka bir şeyi tekrar
çalabiliyorum. Projesine göre çok değişiyor. Edis Hafızoğlu ve Engin Recepoğulları ile Soyut Boyut adlı bir projemiz var. İki tane albüm yaptık. Onda ise sonradan hani eklenen, değiştirilen hiçbir şey olmadan sadece orada çalınan şeyler kaldı. Yani elde etmek istediğiniz sonuca ya da gitmek istediğiniz yöne, hedefe göre değiştirebiliyorsunuz. Ve kayıt teknolojisi artık çok geliştiği için hani bütün bunları yapma şansınız var. Yani işte 50-60 yıl önce hani ne çaldıysanız oydu. Ama hani bugün o da var ama başka şeyler de var. Dolayısıyla stüdyoda aslında bir enstrüman gibi. Evet. Ve tamamen hani yaratıcılığınızın ve hayal gücünüzün emrinde olan bir enstrüman. Sonuçta hani ne yapmak istiyorsanız onu o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir limiti yok herhalde. Tabii. Yani orijinallik ve yaratıcılık olduğu sürece, değil mi? Evet, yani sonuçta hayal gücünüz sizi hani ne yöne doğru götürüyorsa elinizdeki teknik imkanları onun hizmetinde kullanıyorsunuz. Evet. Yaratıcılıktan bahsettiniz. Hani bir an bir belli bir yaratıcılığın çıkabildiği durumlardan. Onu nasıl tanımlıyorsunuz? Sizin tanımladığınız haliyle mi yaratılmış orijinal bir şey oluyor, yoksa birileri tarafından öyle bulunduğu zaman mı? Bir kritik tarafından mesela. Bu bizim, ben fotoğrafla ilgiliyorum çok yakından. Orada da şöyle bir sorun sağlıyor. Yani hani nedir sanat olan ya da olmayan gibi bir bağlamda hep şey konuşulur. İşte bir şey sanatsa bir fotoğraf, hani orada aslında kişiye özgün bir tavrı olması, yani bir kişiselleşmesi ve aynı zamanda izleyen, yani gören, katılan kişi tarafında bir değişime, dönüşüme yol açması gerektiğine dair bir tanım var. Tartışılabilir tabii. Algı çok kişisel bir şey. Tabii. Yani Van Gogh hayatı boyunca tek resim satamamış. Evet. O zaman hani kötü bir ressam mıydı? Hayır. Yaptığı resim insanlar onu algılayamasalar da güzeldi. Sonra farkına vardılar. Yani sonuçta herkesin kişisel algısı bence burada belirleyici olan şey. Çünkü insanlar aynı şeyi çok çok farklı şekillerde algılayabilirler. Başka yani benim için öncelikle benim ne hissettiğim önemli. Yani ben mesela yaptığım şeyi beğenmediysem başka o sırada orada olan herkesin beğenmesi önemli değil. Yani güzel bir şey ama yeterli değil. Hı hı. Çünkü sonuçta benim de kafamda mesela belli bir şey var. Nosyon var yapmak istediğim şeye dair. Ve hani ona kıyasla yaptığım şeyin nerede durduğunu görebiliyorum. Yani şey gibi, mesela demin doğaçlamadan bahsederken çalanın içinde taze olan şeyi çalmaktan bahsettim. Diyelim ki ben bir şey çaldım ve o sırada yanımda olan arkadaşlarım çok beğendiler. Ama daha önce çaldığım bir sürü şeye çok yakın bir şey çaldım. Yani aslında kendimi tekrarlamış oldum. O zaman, ben bunu biliyorum. Başkalarının çok beğenmiş olması onu benim gözüme daha değerli kılmıyor. Peki sizi aslında şunu sormak istemiştim. Dolaylı yoldan sizi ayırt eden özelliğiniz, yani saat madeni olarak Türkiye'de caz gitar ve caz deyince hani önde gelen isimlerden birisiniz. Sizce ne? Ne sizi iyi bir gitarist yapıyor? Yani iyi bir gitarist olup olmadığım tartışılır zaten. Benim
Şimdi zaten bu sorunun cevabını verebilecek olan ya da vermesi gereken insan ben değilim. Ama benim kendime dair, kendi müzik algıma, müzik yolculuğuma dair kafamda olan bazı şeyler var. Ve çok uzun zamandır belki, hani nispeten başlara yakın bir zamandan bugüne gelen şeyler. Bunlardan bir tanesi kendi içimdeki sesi dinlemem. Yani yaptığım müziğin insanlar tarafından nasıl algılandığı ya da ticari olarak nereye hitap ettiğinden ziyade beni kişisel olarak ne kadar tatmin ettiği, ne kadar heyecanlandırdığı en önemli şey. Ve aynı zamanda sadece yani kişisel tatmin müzik yapmaktan alınan keyif değil. Aynı zamanda öğrenmek, öğrenmeyi de kapsıyor. Yani learning experience diye bir terim var. Öğretici deneyim olarak herhalde tercüme edebiliriz. Yani şey çok önemli. Her aşamada bir şeyler öğrenmek müziğe dair, hayata dair, insanın kendini geliştirmesi, bir şeyin üzerine basamaklar eklemesi çok önemli. Yani daha iyi bir müzisyen olmak, müziğe dair daha çok şey öğrenmek ve aynı zamanda güzellik yaratmak. Çünkü insan güzel bir müzik yarattığı zaman o hem o müziği dinleyenler için hem de o müziği yapanlar için bir nimet. Çünkü müzik insanı dönüştüren bir şey aslında. Ve insanın böyle bir şeyle uğraşabiliyor olması çok büyük bir şans diye düşünüyorum. Lütuf. Tabii, lütuf. Dolayısıyla yani o yolda olmak aslında insanın şükran duyması gereken bir şey. Çünkü genelde sanatsal müzikler, cazla uğraşmak falan bir açıdan oldukça zor bir şey. Çünkü büyük kalabalıklar müzisyenden bunu yapmasını talep etmiyor. Evet. Dolayısıyla işin hani müzik dışında hayata dair kısmı oldukça zor olabiliyor. Çünkü ekonomik olarak hani bunu yaparak yaşamak çok zor. Ve bir şekilde bunu yapabiliyor olmak aslında çok güzel bir şey ve istisnai bir şey. Yani sadece Türkiye'de de değil. Tabii, yani bütün dünyada tabii da öyle. İnsanlar sanıyorlar ki hani işte caz müzisyenleri Amerika'da belki çok iyi hayatlara sahip falan, ya da müzisyenler belki. Ufak bir azınlık. Çok küçük bir azınlık, evet. Görünenler sadece. Çok zor şartlarda yaşayan insanlar da var. Ve zaten bu müziği yapmak aslında büyük bir adanmışlık gerektiriyor. Çünkü insanın bir şeyler yapabilmesi için, ilerleyebilmesi için zaman ve enerjisinin çoğunu bu işe vakfetmesi lazım. Bir ve, başka şeyden vazgeçmeniz gerekiyor. Tabii yani sonuçta hayat var, açık, bir sürü şey yapılabilir ama hani ne kadar bölünürseniz müziğe o kadar az zaman ve enerji ayırabilirsiniz. Evet. Ve aynı zamanda bir insan hani bunu yaptığı zaman da tamam sen hani otur bütün gün bu işte uğraş, yıllarını ver, biz de seni besleyelim, sana bakalım demiyor kimse. O yüzden hani oldukça zor bir şey bunu yapmak ve hani o yüzden zaten şans diyorum.
Ama belki hani tabii her şey relatif. Başka bir açıdan da şanssızlık olabilir. Yok yani sonuçta sizin düşündüğünüz kendiniz için doğru olandır. Evet. Bir insanın çok, yani çok büyük keyif alıyor olması gerekir. Yani çünkü bunu hani bir şey olarak, bir zorunluluk olarak asla yapılamaz bir şey. Yani evde oturup da bütün gün gitar çalmak veya başka bir enstrümanı çalıyor olmak hani şey değil. Aslında insanın içinde olmayan bir duyguysa bu, uzun süreli gerçekleştiremeyeceği bir eylem yani. Tabii keyif alıyor olmak lazım. Ve hani bir sürü hayatta keyif alınabilecek şey var. Keyfin büyük oranda müziğin kendisinden geliyor olması lazım. Çünkü eğer çok popüler olmayan bir şeyle uğraşıyorsanız dış dünyadan yansıyacak takdir çok fazla olmayabilir. Dolayısıyla insanın öyle bir beklentisi varsa orada hayal kırıklığına uğrayabilir. Yani müziğin kendisi yeterliyse büyük oranda, o zaman hani yapılabilecek bir şey. Yoksa hani hüsran var. Peki bu konuda böyle bir şeyiniz var mı? Hani çalışma motivasyonu olarak genelde hani belki biraz teknik olacak ama bu hani bir metot izliyor musunuz? Yani çalış yani ya da günün belli bir oranında bir metot çalışıyorum veya günün şu kadar saatinde de doğaçlama çalışıyorum gibi söyleyebileceğiniz bir çalışma rutini var mı? Yok. Yani yarın kalktığın zaman ne çalacaksın? Çalışmıyorum diyeyim. Çünkü çalışmak bana kelime olarak antipatik geliyor, itici geliyor. Ama müzikle çok vakit geçiriyorum. Yani her gün müzik var hayatımda. Ama hani sabahleyin kalkınca ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Yani o da spontane olarak gelişiyor. Yani yaptığınız müziğin doğasına uymaz zaten. Evet, gitar çalabiliyorum. Ya da hani başka enstrümanlarım var. Onlarla vakit geçirebiliyorum. Müzik yazabiliyorum. Kitaptan bir konuyu da çalışabiliyorum. Ya da dinleyebiliyorum. Aşina olmadığım türleri dinleyebiliyorum. Yani çok uzun zaman boyunca bir sürü farklı coğrafyada yapılmış çok müzik var. Ve keşfedilecek çok şey var. Yani işte bir gün gamelan dinleyebiliyorum, işte Java, Endonezya oraların müziklerini dinleyebiliyorum. Başka bir gün çağdaş klasik müzik dinleyebiliyorum. Ya da işte bir blues albümü dinleyebiliyorum. Ya da bu topraklarda yapılan değişik şeyleri araştırabiliyorum. Ve aynı zamanda şey de var, yani farklı kültürler müziğin farklı unsurlarını keşfetmişler. Dolayısıyla bu alanlarda öğrenecek çok şey var ve aynı zamanda nispeten daha bakir olan alanlar da var. Dolayısıyla oralarda bir şeyler araştırabiliyorum, yapmaya çalışabiliyorum. Mesela armonik müzikle tampere olmayan seslerin bir arada kullanımına dair çok enteresan, nispeten bakir sayılabilecek alanlar var. Hani bunları araştırabiliyorum, burada bir şeyler deneyebiliyorum falan. Zaten hani müzikal alanların hani büyüklüğüyle karşılaştırınca bir insanın hani ömrü, zamanı, enerjisi çok az kalıyor. Evet. Seçmek gerekiyor. Tabii. Zaten doğal artı hani müzik dışında bir sürü şey var hayatta sonuçta hani. Aslında biraz bağlantılı belki. Hani başka enstrümanlardan bahsetmişken bestelerinizi nasıl yaptığınızdan da bahsetseniz birazcık. Bu da bence aydınlatıcı olabilir yani. Olur. Ağırlıklı olarak gitar da hani doğaçlama çalarken çıkıyor çoğu. Ama değişik şeyler de deneyebiliyorum. Yani enstrümandan ayrı da bir şeyler yazmak mümkün. Yani yolda yürürken insanın aklına gelen bir müzikal fikir ya da melodi de geliştirilebilir. Şeyde Maden Öktemer Sönmez albümünde, 2017'de çıkan bir albüm bu. Volkan Öktem, Alper Sönmez ve benim
oluşturduğumuz bir grup. Orada Alp ve Volkan için birer parça yazdım ve daha önce yapmadığım bir şeyi denemeye karar verdim. Ritmik hatlar yazdım. Parçalarda hep aksak ritimler var. İşte 11-4, 15-8, işte 7-8 falan sürekli değişen şeyler. Ve farklı ritmik hatlar önce tasarlayıp ondan sonra armonik ve melodik yapıları onlar üzerine kurdum. Eskiden hep şey yapıyordum, yani kağıt ve kalemle beste yapıyordum. Sonra şeyi de kullanmaya başladım yavaş yavaş. Bilgisayara kayıt yaparak beste yapmaya da başladım. Yani çünkü kağıt kalemle beste yapınca bir sürü şeyi kafanızda duymanız gerekiyor. Ama bilgisayara kaydedince çok daha fazla parti olan müzikleri yazmak, hani daha farklı bir perspektiften bakabiliyor insan. Yukarıdan belki, değil mi? Tabii. Ya da işte şeyler falan var, onları kullanmıyorum ama nota programları var. Sibelius Finale gibi, yani yazıyorsunuz mesela bir orkestra eseri, senfoni yazdınız, orada zaten midi seslerle çalıyor size. Evet. Ama yani tek bir yöntem yok, yani çok çok farklı. Sonuçta kayıt programı kullanıyorsunuz. Tabii. Yani sonuçta evde kendimi kaydedebiliyorum. Süper. Ben yani sizin kendi gitarlarınızı yaptığınızı da biliyorum. Nasıl seçiyorsunuz gitarları? Şöyle, gitar yapmıyorum aslında. Bir dönem uğraşmıştım. Yakın bir gitar yapımcısı arkadaşımın atölyesinde. Ama iki elimi de sakatladım ve o ellerimi öyle zorlamak istemiyorum zımparalarla falan artık. Ama bir sürü şey öğrendim o süreçte. Dolayısıyla gitar yapımcısı bir arkadaşım gitarlarımı yapıyor şimdi. Briken Aliyu adında. Arnavut asıllı ama İstanbul'da yaşayan bir gitar yapımcısı. Dolayısıyla çok onunla beraber şey. Çalışıyoruz. Çok güzel bir iş gitar yapmak. Tabii canım, çok güzel bir iş. Yani güzel bir meslek, evet. Bence. Ve şey yok. Yani kullandığım, işte dükkandan aldığım marka bir gitarım yok. Hepsi gitar yapımcısı olan arkadaşlarımla beraber işte hani tasarlayıp işte onların yaptığı, belki benim de çorbada biraz tuzum olan enstrümanlar. Kaç tane var? Herhalde böyle bir 15 kadar falan mı var? 15 kadar. Yani. Tahminen. Çok çok fazla değil aslında. Evet, değil, doğru. Tamam, İstop ettim bir anda. Ben de şeyde istop ettim. Normal oldu. Normal değişti, ben de istop ettim. Şimdi ekran başındakiler bir tane gitar olan her şeyi... Ne söyleyeceğimi bilemedim çünkü gitar yapımı da çok geniş bir konu ve bir yerden girersem çıkamayız oldum. Ürktüm durdum. Peki, yani Türkiye'deki caz müzisyenleri hakkında ne söylemek istersiniz? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben... 49 yaşındayım ve böyle 80'li yıllarda böyle hani Türkiye'deki caz ortamını bir şekilde gözlemlemeye başladım. Ve hani o zamandan bu yana işte 30 yılda bazı şeyler değişti. Şimdi daha fazla sayıda müzisyen var öncelikle. Eskiden daha ufak bir cazcı çevresi varken... yeni kuşakların eklenmesiyle müzik daha çeşitlendi her şeyden önce. Yani eskiden genelde caz standartları diye tabir edilen 1900 işte
40'ların, 50'lerin, 60'ların caz parçalarını çalan caz müzisyenleri daha ağırlıklı olarak varken sonra gitgide kendi müziklerini, kendi bestelerini, kendi projelerini yapmaya çalışan insanların dozu daha fazla arttı. Bence uluslararası birinci ligde çalabilecek müzisyen sayısı da arttı zamanla. Seviye yükseldi. Bunlar çok güzel şeyler ama aynı zamanda tabii bu müziklere karşı çok büyük talep olmadığı için yine de hani kolay değil bu işi yapmak. Çünkü insanlar kendi ceplerinden para harcayarak albüm yapıyorlar. Çünkü bunun bir geri dönüşü yok. Yani mesela ticari olarak daha fazla aldığınız olan bir müzikte zaten işte bir prodüktör sizi tutup size albüm yapıp masraf yapıp ondan sonra onu çıkartabiliyor. Müzisyenler bu işten para da kazanabiliyorlar. Ama cazda böyle bir şey yok. Yani insanlar müzik aşkıyla yapıyorlar bunu. Ve yurt dışında mesela caz albümlerinde çaldığınız zaman bir şekilde hani kayıt için para alıyorsunuz. Burada herkes eşinin dostunun albümüne bedavaya çalıyor. Yani müzik yapmak için, iyi müzik yapmak için özveri ile çalışan insanlar var. Ama zor. Yani bir sürü insan hani bölünmüş durumda çünkü parasını başka yerden kazanmak zorunda kalıyorlar. Ama buna rağmen hani kendini buna adayan çok yetenekli, çok başarılı insanlar var. Ve çok gelecek vadeden hani çok güzel şeyler yapan bir sürü genç caz müzisyeni var ve hani zaten bazılarıyla da hani beraber çalma şansım oluyor. Hadi isim vereyim madem öyle. Mesela Ercüment Orkut'un projesinde çalıyorum. Çok güzel bir albüm yaptı, Low Profile diye. Alper Yılmaz ve Volkan Ökten var. Ondan sonra Çağrı Sertel'in yeni albümde çaldım. Onunla da çalıyoruz. Onda Volkan Hürsever, Volkan Ökten ve Engin Recepoğulları var. Keza Engin Recepoğulları da harika bir müzisyen. O da bir sürü projede çalıyor. Ondan sonra Eylem Pelit var. O da bir albüm yaptı. Onda bir parça da çalıyorum. Aydın Esen çok iyi bir müzisyen. Türkiye'den. Bilgi kökenli genelde değil mi? Evet. Bilgi Üniversitesi kökenli çoğu. Ve bir şey var sanki Bilgi'de. Bir furya oldu yani. Bilgi Üniversitesi böyle caz performans bölümü ne kadar açık kaldı bilmiyorum. 5-6 yıl falan belki. Bir ekol çıktı sanki. Ama orayı bitiren müzisyenler şu anda herhalde 30-35 yaş civarı olan müzisyenlerden bayağı bir insan çıktı. Şimdi böyle aklıma bir anda adı gelmeyen bir sürü insan da olabilir ama Bilgi Üniversitesi'nin gerçekten çok çok büyük katkısı oldu. Hocalar da iyiydi ama. Tabii yani sonuçta başta Ali Pere ve Can Kozlu vardı ilk başta. Başka hocalar da oldu. Cengiz Baysal mesela orada öğretmendi. Yani demek ki olsa hani böyle devam birkaç tane neler neler çıkacak belki de. Değil mi? Yani insanların ilgisi var çünkü. Tabii ama şey de lazım. Yani şimdi bir okul kurup insanları mezun ediyorsunuz ama hani sonuçta bu insanlar mezun olduktan sonra bu işi yapacak ortam bulamazlarsa orada bir sakatlık var. Evet tabii. Demek. Yani aslında her şey birbiriyle bağlantılı. Yani sonuçta sanatsal müzikler
eğitimli, kültürlü insanların tükettiği şeyler. Yani toplumun eğitim ve kültür seviyesi yükseldikçe bu tarz şeyler tüketiliyor ve bunun bir ekonomisi oluşuyor. Ve bunu yapan insanlar da bu ekonomi içinde hayatta kalabiliyorlar ve bunu yaptıkları şeyi yapmaya devam edebiliyorlar. Ama böyle bir durum yoksa o zaman çok zor, çok çözümsüz bir durum oluyor. Yani her şey aslında birbirine bağlı ve hani ekonomik ve kültürel durumundan ülkenin ya da dünyanın sanatı soyutlamaya imkan yok. Türkiye'de genelde caz müziği için daha çok zenginlerin dinlediği bir müzik tanımlaması var. Yani belki klişe bir cümle ama buna katılıyor musun sen? Hayır. Bence tamamen kültür, eğitim, insanın bir şekilde hani farkındalığıyla, bilincinin derinliğiyle ilgili bir şey. Sanatsal şeyleri algılayabilmesi, algılayabilme yetisi. Ama eğer hani bunu bir şekilde insanın ekonomik durumuyla ilişkilendirebiliyorsak belki olabilir. Yani hani iyi bir eğitim sadece zengin olan bir insanın ya da hani belli bir ekonomik durumundaki insanın ulaşabileceği bir şey ise belki öyle bir hani ilişkilendirme yapılabilir. Yani bunu türkü dinleyen, ama şart zengin, değil. Türkü dinleyen zengin insanlar için de yapabiliriz. Tabii. Yani sonuçta zenginlik kültür anlamına gelmiyor. Tabii ki gelmiyor. Yani görgü mesela anlamına hiç son derece mesela Türkiye'nin nispeten fakir olan yerlerinden çıkıp hani üniversitede, lise sınavlarında çok başarılı olan, birinci olan insanlar var, işte haberlerde çıkıyorlar. Yüksek okuma oranı mesela şeyde. Tunceli'deydi dedi galiba, değil mi? Ama mesela şeyi de bir yandan görüyorum. Ben Saint Joseph mezunuyum. Kolejde okudum. Ve hani bir şekilde beni orada okutabildi ailem. Ama çok pahalı böyle okullar. Ve yani bir şekilde insanların parasız olarak iyi bir eğitime ulaşabilmeleri son derece önemli. Yani aslında müzik öğrenmek de haklı olur. Tabii. Yani sonuçta bu iki taraflı bir şey. Yani insanın bir şekilde potansiyelinin olması lazım. Zekası, yeteneği, isteği. Ama aynı zamanda bunun işlenebileceği bir ortam da olması lazım. Yani şeye inanmıyorum. Yani illa bir kurum içinde olacak diye bir şey şart değil. Yani kendi kendini yetiştiren bir sürü insan da var. Yani caz müzisyenlerine baktığımız zaman da öyle insanlar görüyoruz. Evet. Ama insanın bir şekilde beslenebileceği bir ortam, bir okul, bir kurumun olması da büyük bir avantaj. Evet. Bir anda öne çıkarıyor, değil mi? Süreyi kısaltıyor. Kısaltabiliyor tabii. Yani sonuçta hani bir usta çırak ilişkisi de olabilir. Tabii. Bu. Ama yani işte en basit örnek demin bahsettik. Bilgi Üniversitesi'nde böyle bir bölüm vardı ve gerçekten çok büyük faydası oldu. Yani keşke kapanmasaydı diyeceğim ama tabii şöyle bir tarafı var işin. Bu bölümde okuyan hemen hemen herkes bursluydu. Dolayısıyla hani böyle bir bölüm yapmak da Don Kişotluk. Çünkü aslında para kazanmıyorsunuz, evet, buradan. Yani ticari olarak mantıklı değil. Uzun vadede çok. Ama aynı zamanda kültürel olarak da çok büyük bir şeyi var. Yani hani getirisi var işte ortada. Yani çok şu anda hani caz çalan genç jenerasyon müzisyenlerin ciddi bir bölümü oradan mezun oldu. Ve yani başka insanlara da ilham veriyorsunuz işte. Tabii. Tabii. Yani aslında bir şekilde devletin ya da birilerinin bu konuya destek vermesi, sanata destek vermesi çok çok büyük bir avantaj. Bu hani nasıl olur bilmiyorum. Sonuçta genelde tuzu kuru ülkelerde olabiliyor galiba. Yani hani bir sürü sorununu halletmiş olan ülkeler buna
kaynak ayırabiliyorlar. Oraya gelebiliyorlar hani en azından hani. Ama çok ciddi sorunları olan coğrafyalarda zaten hani oraya gelene kadar başka bir sürü şey oluyor önceliği olan. Dolayısıyla müzisyenlerde herkes kendisini kurtarmak zorunda kalıyor. Ya da sanatçılar genelde. Dinleyici tarafında nasıl sizce? Yani caz dinleyicisi nasıl Türkiye'de? Gitgide aslında olumluya doğru bir gelişme var bence. Aslında ülke vasenta doğru gitse dahi öyle bir potansiyel var ki içeride. Hani Batı ile yakınlaşmanın belki de bir sonucu olarak. Şey var, genç dinleyici oranı fazla burada. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var, Gilad Atzmon diye. İngiltere'deki en iyi, en tanınmış caz müzisyenlerinden biri. Ve arada sırada Türkiye'ye geliyor. Ve o bana ilk söylemişti, ya hani burada çok fazla genç var kulüplerde. Yani İngiltere'de çalıyorum ama herkes yaşlı. Demişti mesela. Bu çok güzel bir şey. Çünkü orada tabii bir doyum noktasına ulaşmış durumda. Evet. Ve hani burada çok büyük potansiyel var aslında. Genç ve dinamik ve aç insanlar var. Onlara hani ulaşmak lazım. Caz Avrupa'da nerelerde iyi? Amerika'da ya da kıyasla nereleri önerirsiniz? Genelde metropollerde. Yani çünkü insanların, hani müzisyenlerin, işte kulüplerin, salonların, prodüktörlerin, endüstrinin toplandığı yerler oluyor. Amerika'da New York. Şehir müziği yani. Öyle oluyor pratikte. Yani sonuçta insanların buluştuğu yer olduğu için. Evet. Yani Türkiye'de mesela İstanbul bunun merkezi ve başka şehirlerde doğmuş olan bir sürü müzisyen sonra caz müziğini İstanbul'a geliyor çünkü herkes orada. Avrupa'da da yine büyük şehirler Berlin, Paris, Londra gibi. Peki Türkiye'deki kulüpleri nasıl buluyorsunuz? Yani cazın icra edildiği canlı müzik. Sayıca az. Sayıca az. Çünkü İstanbul'un nüfusu ne? 20 milyona yakındır herhalde. Herhalde. Ya 15 ile 20 arasında bir yerde ama hani tam kesinlikle olarak zaten sayılabiliyor mu onu da bilmiyorum. Evet. Ama çok az kulüp var. Yani bu kadar kalabalık bir... geçmez yani. Tabii. Bu kadar kalabalık bir şehirde daha fazla mekan olmasını isterdim aslında. Ama aslında az önce konuştuğumuz gibi bu da bir şeyle bağlantılı değil mi? Hani arz taleple yani yine. Evet. Aslında tabii insanlar artık dışarı da çıkmıyorlar. Biraz onun da etkisi var. Yani muhafazakarlaşmayla birlikte. Yani muhafazakarlaşma şey olabilir, ekonomi olabilir. Tabii ekonomi. Güvenlik olabilir, bir sürü şey olabilir. Evet. Tabii şey de var. Şimdi internetle beraber insan bir sürü şeye ulaşabiliyor. Dolayısıyla bu demin saydığımız şeylerin yanında ya ben açayım YouTube'dan konser seyredeyim de diyebiliyor insanlar tabii. Ama canlı çalınan bir ortamda, bir kulüpte, özellikle büyülü bir akşamsa, güzel müzik varsa etkileşim, o çok güzel bir şey. Evet. Onun yerini hiçbir şey tutmuyor. Evet. Onu yaşayan bilir. Bize vermek istediğiniz konser tarihi var mı? Mesela buradan izleyenlerle paylaşabileceğimiz tabii müzik projelerle onlardan da bahsedelim. Maden Öktemer Sönmezli 7 Temmuz'da Beykoz Kundura Fabrikası'nda çalıyoruz İstanbul Caz Festivali kapsamında. Aynı akşamda birkaç konser var. Bilal Karaman kendi grubuyla çalacak genç gitarcı arkadaşım. Junum diye bir proje var. İsrailli bir müzisyen, Hintli bazı
Hint müziği çalan müzisyenler ve Radiohead'in gitarcısı Johnny Greenwood'la beraber bir ekip yaptılar şunun diye. O çalacak. Bir iki grup daha vardı galiba, şimdi hatırlayamıyorum. Öyle bir akşam olacak. İlgilenenleri beklerim. Onun dışında Bozcaada'da bir caz festivali yapılıyor Temmuz sonunda. Ben 28 tarihlerden emin değilim ama sonuçta internetten bakabilirler. Hem festivalin kendi web sitesi var, hem Facebook sayfaları var. 28 Temmuz'da Çağrı Sertel ile çalıyorum. 30'unda da Maden Öktemer Sönmez'de çalıyoruz yine. Ayrıca Facebook'ta Sarp Maden sayfasından duyuruyorum yer aldığım konserleri. İlgilenenler orayı takip edebilirler. Twitter'dan da duyuruyorum. Hani sonuçta sonbaharda, kışın falan bir sürü şey olacak. Evet. Peki Sarp, konuk olduğun için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ama ben daha bitirmedim. Ben şimdi devam edeceğim. Siz gidebilirsiniz. İstediğin kadar konuşabilirsin. Biz çok son derece keyifliyiz. Şaka yaptım. Ben çok teşekkür ederim. Keyifli sohbet oldu. Başarılar diliyoruz sana. Teşekkür ederim. Herkese. O zaman herkese iyi haftalar diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Ses kaydında Sarp Maden'le birlikteydik. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.